Ah sen bir duymalıydın Pakize. Baban anan kardeşin buz gelir dedi. Seviyorum seni Güllü. Dünya ne umurumda dedi. Sen ne dedin cevaben? Güldüm. Yaka kaldım yüzüne. Anladı sevindiğimi. Sarılıp öpmedi mi kız? Aklın gözün fesatlıkta. Helali olmadan el dokunabilir miymiş bana? Delisin, cahilsin bu kadar. Ben olmalıydım oracıkta ben. Ah, olamazdım. Kemal sen gibisine yanmazdı zaten. Yemini billahla tutulmazdı. O da acemisiymiş bu işin. Gören de yanılıp baba yiğit biri sanır. Baba yiğit olmak sarılıp öpmeyle mi? Nikahsız duraksız telaşlanıp saldırmayla mı? Vay senin erkeğine. Her bir şey vakitli saatli olmalı Pakize. Güneşin, yağmurun, depremin bile. Ecenin bile hesabı zamanı önceden. Sen bilip anlamamışsan Kemal'in günahını. Ne var? Ne var kız? Bak senin kıl kuyruk gene aşağıda. Bıktım o kıl kuyruktan. Bak aklıma bir şey geldi. Bizim arkadaşlar çıktı. Ondan sonra çıkalım. Tamam. Çıkınlar çıkınlar. Alişe! Paydos çoktan oldu. Ne varmış hala bekleyecek? Sen, senden gayrı ne olur ki? Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme. Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu. Hem öylesine bir çiftlik ki, senin Adana'da ananla ırgatlık yaptığın çiftliklerden daha da büyük. Yoksa saklıyor mu Adana'da ırgatlık yaptığını? Ne diye saklayacağımışım? Her bir şeyimle güllüyüm ben. Adana'dan İstanbul'a göç ettik, şimdi de fabrikada işçi oldum. Yarın da gene oralara dönerim belli. Sen hele beni bir dinleyiver. Kapı eşiğinden, yol kiliminden betersin. Kaç bir defa çiğneyip geçtim, söylemekten bezdim, yoruldum. Küfrüne, öfkene razı olmayan kim? Tek konuşuver benimle, iki çift lafın olsun. Defol dedim, bas git, rezilliğe bahane arama. Güllü! Sen sesleniyorsan o ismin baksın. Bunca mı be? Daha beteri! Anlamış olsan yatıra evliyaya adam var zaten. Ah ulan ah! Senin feleğini şaşırtıp kucağıma düşürtmezsem bana da zal olur Ramazan demesinler anladın mı? Güllü, anca bitirebildim işimi. Ha. Beklemezsin diye koşmuşum ki otobüs ardımda kalmış. Aa, beklemez mi olurum? Şöyle evimde bir görebilsem seni. Sonra da çoluk çocuk geliverse tez zamanda. Çığırışsalar, oynatsalar. Hı? Hayırlısı inşallah. Biliyorsun benim gözüm İstanbul'da değil. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun ama bizim olsun. Birkaç koyun, birkaç tavuk. Şey, istersen Güllü'nün çiftliği deriz oraya. Gider miyiz sen? Gideriz tabii. Şey, gecikmiş olma, söz edip gücenmesinler. Koy koy. Nerede kaldın gene? Fabrikadan anca. Bir saat mi tutarmış oncacık yol? Bastı mı tokatı tekmeyi feleğin mi kalır habibin mi? Sus lan ne varmış çığırışacak. Haftalık aldın mı kız? Bu bir tane bakayım. Çek. Çek. Basma alacaktım kendime, bir de çorap. Bayrama çok var daha kız. Say gelsin hele. Bir onluk kâfla neyin eksilirmiş? Al. Yemeğini ye kızım. Peki. Tabii gayfiye değil mi? Yo, Ramazan Bey'e.
Haber göndertmiş sağ olsun. Görüşecekleri varmış. Eyvallah. Hele bir içelim. Dayım misali bir zengin daha olabilir mi? Olabilmez katiyen. Dayım da benim bir dediğimi iki eder mi? O edemez. Benden başka kimi, kimsesi, karısı, çocuğu mu var? Kimsesi yok hayırlısıyla. Hangi kızı istesem alır mıyım amca? Ellisini tellisini birden. Kızı da sülalesini de ihya eder miyim? Ne demek? Deyiversem ki şimdi, senin üveyine piyangonun büyüğü çarptı. Şaşa kalmaz mısın? Güllüye mi yoksa? Sustum. Söylemedim şimdiye dek. Sebepsiz belaya bulaşmanı istemedim. Kimin belasına? Ramazan diye bir boynu kırık var. Karşıma çıkıyordu. Bir laflar ediyordu. Niye demedin bana? Ben kendim yeterdim hakkından gelmeye. Şimdi ise iş değişti. Dayı parasına yaslanarak bana pençe atmaya hevesli. Öyle kaç bin pençe olsa kaça yazar, ne yazar? Muzaffer Bey'in 8 silindirli arabasına vurulmaz mıyım? Vurulmaz mısın ki canım? Yabancı mı? Eniştenin dayısı. Direksiyonda öğrenirim, caddelerde gazladım mı? Alış! Güllü'yü Ramazan'a nikah ettikten sonra Muzaffer Bey ölüvermeli mesela. Emri hak vaki olmalı. Bütün her şeyler Ramazan'a mı kalır ki? Elbet. Güllü'ye kalır demektir. Ramazan kara sevdalı. Güllü'ye karşı mı gelir, olmaz mı der? Ne yandan baksan tadından yenmez bir iş. Hoş geldin kızım. Vay kızım, bir de ne yavrum benim, hele geciktin, meraklara saldın bizi. Az daha taksiyle geliyorduk. Ne? Onca yorgunluktan sonra yaya yürümeyesin diye. Ne oldu sizlere, açıkça deyin lafınızı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle talip oldu sana. Kim? Ramazan beyimiz. Adı batsın, boyu devrilsin. Allah onu nasıl bilirse öyle etsin. Şşş, koca kısmına beddua edilir mi ki kız, geri teper vallaha. Dayısı Muzaffer Bey'imiz, memleketten ismini duymuşluğun olmalı. Ne olmuş duydumsa? Ha, buralarda pavlikeler, şirketler, oralarda arazi, çiftlik, çubuk, bankalarda para. Biz evet dedik, verdik gitti. Kimsiniz be? İki üvey. Elden beter yabancı. Kursağımda lokmanız mı var? Üstümde hiçbir hakkınız mı var? Az biraz hoş tuttuğumuza pişman etme, gebertirim. Vurma Hamza, vurma. Elin ayağını ben vurma. Etme Cemşir. Evlenmez olaydın bu adamla. Dövmüyorsam eniştemin hatırına. Yoksa çiğnemiştim, depinmiştim göğsünün üstünde. Hiç durma. Depin, çiğne. Bıçakla istersen. Ramazan'la evlenmeyeceğim. Kadınlar üzerindeki başarın herkesin dilinde. Bak şeytan tüyü herhalde. Bu işin tek sırrı, kadınlara yüz vermeyeceksin. Muzaffer, espri mi yoksa gerçek mi? Kadınları gözümüzde büyüttükçe kendimiz küçülürüz. Harika bir fikir. Bak senin yeğen geldi. Bak. Ne istiyorsun? İznin olursa evleneceğim dayı. Kimmiş o bahtsız kız? Namuslu, güzel, ailesi de sağlam. Babası, abisi, anası... Görmüş olsan aferin dersin bana. Bile bile mi veriyorlar kızcağızı? Gönül rızasıyla mı? Dayı, hem de itibar ederek, sayende tabii. Kız da istiyor mu seni? Fazlasıyla. Bir ikiden fazla konuşamadık ya, beni gördü mü eli dili tutuyor yani. Korkudandır. Kumar borcunu ödedim gene. Sağ ol, var ol dayı. Kaybol hadi. Ne istiyorsun? Ellerini saygıyla öperekten. Gene mi para? Hayırlı iş işim bu sefer. Kızın ailesine vereceğim. Yoksa benim paramla başlık mı ödeyeceksin? Başlık değil, çeyiz yapacaklar kıza. Üst, baş, giyim, kuşam. Neyin nesi bu kız? Babası işsiz biraz. Kendi de fabrikada çalışıyor. Bula bula görgüsüz, fakir, cahil bir fabrika kızını mı buldun?
Gözün yüksekte değil, çöplükte. Aklı başında kız da bana gelmezdi desene. Aman elini ayağını öpeyim dayı, ne olur. Yarın muhasebeye orada al. Allah razı olsun, Allah ne muradın var? Kes! Şişirme kafamı, defol! Peki dayı, tamam dayı, hey dayı. Çok sinirli, git de teskin et. Sizden şikayetçiyim Muzaffer Bey. Niye? Hile hile içki içirdiler bana, şu halime bakın. Harikasınız. Ama başım dönüyor. Sizi ayıltmak vazifemdir. Ev sahipliği görevimi yapmam lazım. Korktuğum geldi mi başıma? O halde kaçıp geleceksin. Diklendiler mi, güçlerine, kuvvetlerine inanıp da saldırdılar mı, günah benden gidecek gayrı. O zaman kapındayım Kemal. Hoş gelmişsin. Ne hoş geldim, ne hoş buldum. Kıymetli hediyeler getirmiş Ramazan Bey'imiz, sağ olsun. Sana getirmiş. Daha Beyoğlu caddelerinden taşımış. Sen giyin o mantoyla fistanı, ayakkabıları. Sana yaraşır. Sen de cehennem ol buradan. Dayı Bey'in parasıyla bunları satın alırsın sen. Beni sil ebediyi, unut. Kalın sağlıcakla, başka bir zaman uğrarım gene. Başımızla beraber. Görmüş duymuş olma, bu iş bit tamamdır. Bugün yarın yola gelmiş sayo deliği. Siz varken içim rahat mı olmaz? Ömrüm var. Eyvallah dayı, eyvallah. Güle güle, güle güle. Ne olacak şimdi? Ne olacaksa, ben dedim diyeceğim. Bak, para bu. Kaç bin banknot var biliyor musun sen burada? Daha da 15.000 verecek. Hele sen köşke gelin gittikten sonra alış. Sen gibi bizler de insan gibi yaşayacağız. Parayla satılmışlığın insanlığı nerede ki? Yapmayın! Anne kaçtı! Kahpe! Olmayın! Nankör rezil! Yılan dönü! Kapıdan gelin olarak çıkmadan cenazen çıkacak. Bakalım sen misin bizler miyiz? Sen sebepsin. Mukayyet olmadın kızına. Başında beklemedin. Bunun hesabı sonra. Önce Allah'ın belasını bulmamız gerek. Bulamazsak kulli yerine senin canın çıkacak. Her şeyin bir usulü, bir kaidesi olmalı. Böyle çulsuz, çeyizsiz kaçıp gelmenin, Kemal'imi aniden bastırıp nikaha mecbur etmenin faydası kime? Kırılıp gücenme. Senin gibi anasına, babasına, ağasına karşı gelmiş bir kız yarın bir gün bana da neler yapmaz diye korkarım. Ecelden kim kaçabilmiş, kim kurtulabilmiş? Tut ki biz eceliniz. Yok. Bir daha! Bir daha! Bir daha! Bir daha!
Küllünün kuyruğunda dolaşmasın. Bir daha yoksa onu da sülalesini de kazırız bu dünyadan. Hızırdın, kahpeleni kimseler duymayacak. İlla Ramazan. Kuvana gitmiş olur da caydın bu işten derse kendini de o kahpe kızını da ölmüş bil. Kokusu daha fazla çıkmadan bitecek bu iş. Ramazan bugün götürecek güllüğü. Nikah düğünü bekleyecek zaman değil. Ayrılma kapısından Ramazan'la geleceğiz. Güllü? Güllü! Ne oldu? Güllü nerede? Geldiler, tekme yumruk götürdüler. Boş yere istemem dememiştim o kızı ben. İyi ki kaçıp gelmesini benden bilip dövdüler ve öldürmediler beni. Şükretmeli gene. Evde sen de olsaydın, bırakmam diye de dikilseydin, tutuşsaydınız, yanlış yakılmıştık o zaman. Kemal, nereye? Dur oğlum, dur beni dinle Kemal! Güllü içeride mi? Üvey babası odaya kapadı. Üsteleme bu işi, git buradan. Anahtar cepleri de şimdi gelecekler. Kırma dedim, kan getirme hepimize. Kemal, biliyordum. Beklemekteydim. Durmam bari, kaçın. Aklına sığınır mıyız? İkimiz de. Bana kalmış olsa bebeniz bile doğmuştu şimdiye kadar. Helallaşmak zamanı mı? Gidin dedim, hadi gidin. Kesmeniz nafile. Hele buyurun. Geçin gidin de görelim. Ejderha olsanız yazmazsınız, bilmiş olun. İnsan gibi bitsin bu iş. Hiçbirimize yazık günah olmasın. Artık günah vebali sizin boynunuza. Amca! Git polise teslim ol. Hapishanede bakarım sana, meraklanma. Katiller! Katiller! Vurdular! Vurdular Kemal'imi!
Vukuat var! Vukuat var! Kıza söz kestiğimizi duymuş. Gelip zorla kapıları omuzlayıp kırarak evimize girmiş. Dövüp çekeleyerek götürürken bir tesadüf sokak başında karşılarına çıktık. Güzellikten, usallıktan anlamadı. Üste de küfredip saldırdı üstümüze. Dedikleri hep yalan. Dinlemeyip küfreden, saldıran kendileri. Kemal'e bıçakla ardından saldıran da Hamza. Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal. Kurtuldu. Allah bana bağışladı. Evleneceğiz hayırlısıyla. Gereği düşünüldü. Biraz önce taburcu oldu Kemal. Bir haber de mi bırakmadın? Hayır. Beklemedi demek. Sana dedim, o uğursuz başımıza bir felaket getirecekti besbelli. İçime doğmuş meğerse. Allah'ım korusun. Ya öleydin, bir bıçağa kurban gideydin, ben yaşar mıydım? Mezarın üstünde kıymaz mıydım canımı, ha? Nereye birden? Güllü'ye. Gidemezsin. Bir dinlemedin ana sözünü, ölümlerden döndün. Bir daha tövbe bırakmam seni, bırakmam. Alıp geleceğim hemen. Ah, o kızdan yıka elini. Bunca beladan sonra bırakmazlar sana o uğursuzu. Hiçbirimize rahat yüzü göstermezler. Belası çok, taliplisi zengin. Bu defa kıyarlar sana. Kıyarda bitirirler. Benim cesedime basıp geçmeden gidemezsin. Etme ana. Sen etme. Kemal'im, oğlum. Dünyada her şeyim sensin. Ağacım, dalım. Gözümün yaşı, ak sütüm Kemal'im. Unut o kızı. İkimizin de eceli olma. Kaçıp gidelim buralardan. Köyümüze, obamıza dönüp kurtulalım. Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı. Hem de helalleşmeye gelmiş. İstanbul'da yapamayacak, barınamayacakmış. Yoksa ondan çok memnundum. Haftalığını bile arttırmayı düşünüyordum. Dört yıl verdiler Hamza'ya sizin yüzünüzden. Dağ gibi oğlum mahpuslarda çürüyecek. Hareket ağır tahrik var Kemal tarafından. Haniye tecavüz var dedi hakim. Yoksam 10 seneden fazla hüküm giyeceğim. Ya benim günahım ne? Ya benim suçum ne? O yaramı! Özünü razı edeceksin. Yoksam herif parayı geri istiyor. Kullu kahvesi gene de evlenmeyecek olursa acısını senden çıkartırım. Sabah akşam demez basar sopayı gebertir. Kaçtır aynı hileyi yapıyorsun ulan ne aşağılık adam! Bırakın beni lan! Gelin seni lan! Duydum dün gece başına geleni. Yalan demişler, münafık hepsi. Kağıt çalmadım, kazanıyordum o bahaneyle paraların üstüne yattılar. Yapmışsındır. Senden her şey beklenir yazık ki. Hile yapmamış bile olsan kumarhanede ne işin var? Senin gibi bir yeğenim olmaz olsun. Zaten olmayacak yakında. Reddedeceğim seni. Dayı, dayı. Bu son olsun dayım. Allah Kur'an çarpsın ki bir daha ne kumar ne de başka bir tatsızlık. Evleniyorum diye de yemin etmiştin. Evleniyorum. İnandırdın beni. Evlilik bahanesiyle parasızdırdın. Sonra içkiye, kumara. Dünyada senden akıllı kimse yok değil mi? Tövbe billah evleniyorum. Bir aksilikten sebep uzadı biraz. Bugün yarın tamamdır dayıcığım. Nikahlanmadan. Kız bu eve gelmeden bir daha 10 para yok. Evet. Maalesef tehlikeli bir sarılık. Mikrobik de olabilir, korkudan ani bir üzüntüden de. Ne yapmalı? Hemen tahlil. Yazacağım ilaçları muntazam kullanacak.
Bir de bütün vücudu sarsılmış. Böbrekleri zedelenmiş sanıyorum. Bir yerden mi düştü yoksa kavga mı etti? Röntgenini çektirmek gerekiyor. Hastaneye yatırabilseniz çok daha iyi olurdu. Devamlı kontrol altında tehlikeyi daha kolay atlatırdı. Buyurun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evlen yapacağız doktorun dediklerini. Sen sebepsin ananın bu halına. Senin derdin kahretti zavallıyı. Hayırlı evlat. Hadi iyileştir gücün varsa. Ramazan Bey gelmiş arabasıyla. Cebinde para beklemekte. Gayrı sen bilirsin. Kötü bir hal mı var Allah korusun? İlk beşin hastane. Anamın yapması, bakımı, ilacı ne lazımsa. Can baş üstüne. Seninle geleceğim. Nereye dersen, nereye götürürsen. Tamam. Şükür nihayet. Hiçbir zaman karın olmayacağım. O nasıl işmiş? Düşünüp hemen vazgeçmesi sana kalmış. Buyurun gidelim hele, buyurun hele, buyurun. Sen şoförün yanına oturacaksın. Hadi işte. Evimiz burası hoş işte. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Arka tarafı da denizdir kamilen. Koca rıhtım, balkonlar. Gülizar, yaklaş hele. Evin hanımı geldi hayırlısıyla. Hoş geldin demezler mi? Bunca zaman hiç mi öğrenemedin? Üzülme. Karşındaki bir adam olur da bağırması incitir. Düş önüme, yol göster, oda göster. Bu yatak, bu da yatak odası. Ne beklemektesin? Şaşkınlığıma bağışla. Seni burada görmek rüyadan baskın bir şey. Kapıyı çekiver çıktıktan sonra. Eksik bir şey var mı? Yok. İstediğin bir şey olursa Gülizar diye seslenirsin. Yarın üst başta alırız sana. Hani ne lazımsa alırız anladın mı? Dikilip durma başımda. Defol dedim lan. Dellendirme beni. Defol lan! Ne var? Sen yetmez mi? Yanıma gel. Çık dışarı! Şişi. Deli derler adama. Dünyanın parasını say, aldığın mala dokunma. Olacak gibi mi? Peşin kavilleştik. Karın olmayacağım dediydim. Sabah da o. Hadi gel yanıma. Nazlanma kız, gel yanıma be. Geç oldu da ne oldu? İçki içince canavar mı kesildin ha? Ne Allah'ın cezası yapışkansın be! Yeter gayrı! Sabır taşı çatlamış şimdi ya! Yolunu sapıtan sensin! Başından beri umdurmadım seni, umutlamadım! Defol dedim, dışarı!
Peki, 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 peki. Hele bir öpücük ama. Aşağı be! Kimseler yok. Olan da duyup gelemez. Çaresizsin güllü. Sen çıkmazsan ben çıkarım. Korkma, korkma, dur. Senin nereden kaçıp korkacağım ki? Ne oluyor? Sana soruyorum. Odama girdi, saldırdı namussuz. Şey. Biliyorsun ya dayıcığım, evlenecektik. Güzel güzel geldi, sonra da çıldırdı nedense. Hiçbir zaman istemedim. Beni zorla hayvan satar gibi sattılar bu rezile. Yalan vallahi billahi yalan iftira dayı. Yoluma can atıyordu. Paranın fazlasını koparmak için gürültüsü şirretliği. İftiraymış, yalanmış. Dünyada bir sesen de tükenmez. Çık dışarı. Sen de odana git. Daha duruyor musun? Seni bey çağırıyor. Sırası mı yani? Gelmiyorum. Gelmiyor musun? Ha, gelmiyorum, gelmiyorum işte. Var mı ötesi? Seni beye söylerim, o bilir yapacağını. Aman bir de selam söyle. Gelmiyor. Bey kim oluyormuş? Lazımsa o benim ayağıma gelsin diyor. Bir de selam söyledi haspa. Olur küstahlık değil. Hiç utanması yok edepsizin. Gidebilirsin. Beni istetmişsiniz. Evet. Geldim işte. Buyur otur. Hani gelmezdin ayağıma? Hani ben kimdim? Korktun da mı geldin? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Yok canım. Belki bu evlilikten cayarsın diye konuşmaya geldim. Madem öyle hiç gelmeyecektim buralara. Zaten gelen kim? Ama buradasın. Aslında Ramazan'ın değil de senin zenginliğinin kurbanı oldum. Zenginlik kötü şey mi? Evlenirsen sen de zengin olacaksın. Ramazan'la evlenip para içinde yüzeceğime açlıktan ölmeyi tercih ederim. Peki ne düşünüyorsun? Seni. Tek çarem var, o da senin elinde. Benim mi? Evet. Verdiğin parayı helal edip bana bir büyüklük yapar salarsın. Ya salmazsa? Bilirim ben yapacağımı. Söyle bakalım ne yaparsın? Söyle de biz de bilelim. Kaçarım. Nereye? Nereye olursa. Benim kolum çok uzundur. Nereye kaçsan buldururum seni. Nereye kaçsan gelip seni bulacağıma inanmıyor musun? İnanıyorum. O halde? Kendimi öldürürüm ben de. Gülizar. Nereye? Nereye olursa beyim. Köyüme. Veyahut başka bir evde çalışma. Niçin? Ne oldu? Benimle evlenecekti Ramazan. Yeminim vardı. Daha mı söyleyeyim? Öz düşmanı ne olacak? Dur! Allah'ıma kitabıma yalan dayı. Göğününde beni gizlice yatırmışsa, hayal kurmuşsa günahı kimin? Bütün suçum evde yakışıklı yakışıklı dolaşmak. Dediğinde yalan varsa ölülü öpem dayı. İğrenç bir herifsin. Uzun boylu konuşacak değilim. Neydi getirdiğin kızın adı? Güllü dayı. Hemen evleneceksin. He tamam dayı. Güllü için de yalan söyledin bana. Seni iyi tanımış, nefret ediyor. Oh, aklına ağzına sağlık. Bakma dün geceki halına. İlk peşin korkmasın nazı olacak tabii. Öyle korku, öyle naz olmaz. Belli ki ailesini parayla susturmuşsun. Mecbur etmişsin kızcağızı. Al şu parayı götür babasına. Güllü'nün sırtından biraz daha geçinip rahata kavuşsunlar.
Anası da hastanede yatmakta. En azından 5000 lira da o zavallıya lazım. Bana değil, Gülle'ye acıdığım için veriyorum. Sağ ol dayı. Yazık kıza. Ama iş bu hale geldikten, kızın adı çıktıktan sonra dönüş olmaz. Duyarlarsa benim itibarım da zedelenir. Allah korusun dayı. Ben konuşup razı edeceğim Güllü'yü. Durma. Evet dayı. Duydum her bir şey. Öyle bir iğreniyorum ki anlatmaya lafım gücüm yetmez. Evleneceğim mecburen. İyice borca battık çünkü. Kaçtım mıydı üvey babam dayaktan, zulümden bitirir anamı. Üveyim Hamza desen daha belalı. Mapustan çıktı mı dünyayı yıkar başımıza. Dayanacak hiçbir dalım da yok. Hastane parasını da sen verdin. Anam sayende iyileşecek. Annenin iyiliği için gereken her şeyi yapacağım. Sağ ol. Nikah, düğün tamam. Fakat Ramazan sanmasın ki karısı olurum. Kimi kimsesi yok mu beyim? Yok, Ramazan'dan başka. Vah vah. Keşke mi Ramazan olmayaydı da işsizin fakirin biri olaydı adamcağız. Yalan değil. Metkar Gülizar nerede? Senin yüzünden kaçtı. Ramazan evleneceğim diye bugüne kadar oyalamış. Sen gelince... Bana dert dökeydi ya, anlataydım. Gavak ağacından limon, Güllü'den Ramazan'a kadın olmaz diye. Merak edilecek bir şey kalmadı. Yakında ayağa kalkacak. Hafta sonunda da evine dönebilir. İnşallah. Darılmaya, Ramazan Bey'in sayesinde. Önce senin sayende elbet. Senin uğruna para pul saçmayaydı, bunca doktor ilacı nereden bulurdun? Olanı biteni düşünme gayrı. Dinlen iyice. Tadını çıkart istirahatini. Nikah ne zamanaymış? Yakın, bu ay çıkmadı. Kısmet böyle yazılmış. Ne kadar inatlaşsan nafile. Yarın olmazsa ertesi gün gelirim gene. Güle güle kızım, güle güle bir tanem, yavrum. Annen nasıl? Bugün yarın ayağa kalkacak inşallah. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Otur. Acıkmadın mı? Seninle bir sofrada mı? Tabii. Ne var bunda? Bahçenin çiçekleri besbelli. Bahçıvanı senin için topladım. Benim için mi? Ne sebeple? Açık sözlü, açık yürekli olduğun için. İçin dışın bir olduğu için. Parayı değil, namusu, ahlakı sevdiğin için. Oo, bizim kaçak burada. Merhaba sevgilim. Merhaba. Bonsoir Şeri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Seni almaya geldik. Hilton'da birer içki alıp sonra da Boğaz'da yemek yiyeceğiz. Ben de Tarapya'da bir masa ayırttım. Çok yorgunum, erkenden yatacağım. Aa, nazlanmak yakışmıyor sana. Önceden haberim olsaydı elbette gelirdim. Alındı yavrum. Üktü, üktü. Keyfini kaçırdık galiba. Başkana uğradık diye şaşırma. Biz yabancı değiliz. Kimdir bu sahi? Nereden buldun onu? Pek şık, pek zarif.
Pek alımlı. Hmm. Çok doğru. Distengeye bir Madonna. Ne demesin? Motto böyle. Kaçıyor, kaçıyor. Bir dakika müsaade edin. Tanıştırayım. Gülle Hanım. Hmm, allı dallı Güllü. İsmi de bir harika. Böyle garip şeylerin olduğunu bilmiyordum. Hizmetçilere mi düştün artık? Nefis bir parça. Mısır kimi doğrusu. Tatlının şaka yapmasını bilmiyorsanız kapayın ağzınızı. Peki peki kızma. Çıkalım hadi. Seni öyle özledim ki bilemezsin. Onlar gibi olamam elbet. Elimmiş, saçımmış, giyimimmiş. Ne haddime? Bizler fabrika kızıyız. Gönlümüz ister ama vaktimiz, paramız olmayınca. Üzülme, kötü bir niyetleri yoktu. Kızdırmak istediler sadece. Sağ ol, yoruldum buraya kadar. Geçti mi? Geçti, bekletme sebepsiz. Uykun yoksa aşağı in. Yatacağım. Sonu Kilios'a gidelim seninle. İki gün baş başa kalalım. Sana söylüyorum. Ne düşünüyorsun kuzum? Yoksa düşünüyorsan o çamaşırcı. Bana bak, böyle konuşursan kırarım. Kırarım. Affedersin sevgilim ama hak ver bana. Öyle biriyle karşılıklı oturmana nasıl şaşırmam? Nasıl tenezzül edebilirsin? Hala anlamış değilim. Monşer, gelecek hafta sevgili Muzaffer'imizin doğum gününü kutlayacağız. Onun için hediyelerinizi hazırlayın. Yaşasın, en güzel elbiseleri giyeceğiz. Getir onları da. Getir bakayım bunu. Seninmiş bunlar. Neymiş bunlar? Giyim, kuşam. Elbisesinde, bluzundan papucuna kadar. Beyefendi sana göndermiş bunları. Çok sevindim kısaca. Hangi birisini giyeyim diye şaşırmaktan yoruldum bugün. Pek yakışmış. Hangisi öbürüyle güzel gider, hangi renk öbürüne uygun düşer pek bilemiyorum şimdilik. Yok, bilenlerden eksiğin yok. Açsan otur hemence. Ne bildiysem yapıverdim. Memleket işi çiğ köfte, lahmacun, şalgam suyu sever miydin? Çok. Ben Sarıyer Emniyet Amiriyim. Hastaneden telefon ediyorum. Az önce vuku bulan bir kaza hakkında Muzaffer Bey'le görüşmek istiyorum. Buyurun benim. Arabasıyla uçuruma yuvarlanan ağır yaralı bir erkek ifadesinde sadece sizin adınızı verebildi. İlk yardım hastanesine kaldırdı. Otopsiye göre ikisi de had derecede içkiliymiş. Ramazan Bey'in uyuşturucu madde kullanmış olduğu da anlaşıldı. Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor. Benim de evet. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun efendim. Başın sağ olsun beyim. Başın sağ olsun. Ne demeli? Bir paralar vermiştin, götürmemiş demek. Onları yiyeyim derken iş getirmiş başını. Su testisi su yolunda. Tövbe yarabbi, tövbe. Olacak şey değil. Olacak şey. Süslü, boyalı, yaldızlı bir çevrenin içindeydin şimdiye kadar. Eğlenceden ne oyundan, modadan başka söz etmeyen kadınların arasındaydın. Oysa sen aslında toprak adamısın. Geleneğine, göreneğine bağlı bir erkeksin. Güllü de senin gibi. Senin topraklarının kızı üstelik. Onu beğenmen, ona ilgi duyman kadar tabii ne olabilir? Sen Güllü de kendini buldun. Ha, az kalsın unutuyordum. Yaş gününü kutluyoruz değil mi? Biraz geciktiremez miyiz? Biliyorsun hiç neşem yok. Boş ver dostum, biz çok neşeliyiz. Bizim neşemiz sana yeter. Happy birthday Muzaffer. Nice senelere.
Mutluluklar hayatı. Daima ve beraberdir. Happy birthday! Happy birthday! Senin gibi bir adam doğum gününü böyle mi kutlar dostum? Playboy'da 100 kişilik bir masa yapmalıydın azizim. Salonu karartmalıydın. Mumların ışığında pastanı kesmeliydin. Yapabiliriz şimdi de. Vakit geç değil. Başım hoş değil böyle şeylerle. Beğendin mi yaptığımızı? Kızdırdık. Bırak onu. Sordun mu? Al dedim mi sana? İçmeyeceksin sandım. Konuşma git. Lazım olursan çağırırız. Ne sersem kız bu kuzum? Bu evde işi ne, yeri ne, niçin bulunuyor anlamıyorum. Hala anlamadın mı? Dedikoduları da mı duymadın ya? Bütün toplantılarda da mı konuşuluyor? Muzaffer bir sokak kızını kapatmış, metres tutmuş diyorlar. Yeter be, yeter! Sen kimsin asıl? Senin sıfatın ne? Senin çuvalın ne yazar? Kaça yazar? Ne oluyor be? Eşek! Bana el kaldırmak ne haddine senin? Dur! Kendine gel Gülü. Kadını kaçırdın, defol! Sen defol! Kaçtır iftira atıyorsun. Sen gibisin, neşine bu evde ha? Bir daha ey kötü ismimi anarsanız beter ederim hepinizi. Açtı karımı. Oldu bir defa. İstemezdim ya. Oldu. İyi ettin. Hak etmişlerdi. Öfken, hiddetin yok mu bana? Kendime var. Neden kendine? Anlatması uzun, zor. Onlar daha bir haklıydılar. Dedikleri gücüme gitti ya. İşler böyleyse... herkesler beni burada kötülükte bilmekteyse... sen, ben... istediğimiz kadar yemin edelim. Faydası ne? İnsanlar böyle demek. Biz ikimiz de uzaktan böyle görünmekteyiz demek. Aramızda hiçbir şeyler yok. Yok evet. Hiçbir şey yok. Kime anlatır? Kime inandırırsın? Eşeklik bende oldu zaten. Daha önceden defolup gitmeliydim buradan. Annengil taşındı buradan. Nereye? Ne zaman? Dün akşama doğru taksi getirdiler kapıya. Bir de adres kağıdı bıraktılar soran olursa diye. Sağ ol. Şeyleri soracaktım. Meryem Hanım'la Cemşir. Buyurun. Alış, baksana kadın. Veli nimetimiz, kızımız geldi. Kızım, yavrum. Buyur canım, buyur güldüm. Beklemekteydik seni, dün akşamdan beri gözlemekteydik. Nereden bilirdim? Biz gelecektik ya, el öpmeye davetsiz çekindik. Haberin yok mu yoksa? Yok. Muzaffer Bey'imiz almış bize bu katı. Dayamış, döşemiş. O arabayı da çekmiş evin önüne. Dükkan gezdirdi ya, paltolar... elbiseler en pahalısından. Bu hanımı da tutmuş. Allah ondan razı olsun.
Sen gibisini tanımadım şimdiye dek. Hiçbir erkek sen gibi iyi, namuslu, sen gibi mert olamadı. Olabilemez ki. İyice bir düşün. Beklemeye telaşım yok. Cahilim ben, fakirim. Görmüşlüğüm, bilmişliğim burada ne gördüysem anca. İleride bir gün pişman oldun mu? Gibiymiş aynen. Bu rüya hiç bitmeyecek. Hiç uyanmayacağız. İnşallah. Ne bu? Çiftliğin tapusu. O çiftlik, o arazi senindir artık. Senin ve çocuğun. Bana verdiğin mutluluğa karşılık sana bütün dünyayı hediye etmek isterdim. Bir sen, bir de çocuğum. Dünya bu işte. Dünya ikinizden fazla bir şey mi? O gece ne eğlenmiştik değil? Ne içersin Güllü? Bana meyve suyu lütfen. Bir de viski. Başla. Sevgili arkadaşımız Muzaffer ve eşi Güllü hanımefendi şerefine içelim. Tebrikler. Bravo Güllü. Eyvallah Öfem abi. Alo! Ateş yaşasın Hürriyet. İbrahim Bey abicim, bundan sonra sen ne dersen ne olacak? Uyan evladım uyan, 4 sene kış uykusu uyudum. Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor. Peki sen ne yapacaksın evlat? Bir daha o moruğun yüzünü görürsem 2 olsun. Aynı senin öğrettiklerini, hadi İstanbul otobüsüne yürü. Demek Hamza sensin. Benim evet. İznin sayesinde.
Tövbe ettin mi? Bir daha kavga, hapishane, bıçak yok değil mi? Evet beyimiz, ne haddime? İyi. Al şunu, açlık yaparsın. İstemem, katiyen. Al dedim. Ömrüne bereket. Yarın da fabrikaya gel. Münasip bir iş versinler sana, çalış. Kaç para verdi? Milyoner enişte beyimiz sadaka verdi. Torri'yi çalıştır. Gözünü korkut Güllü'nün. O ne gözü kara domuzdur, bilmiş olamazsın. O eskidenmiş oğlum. O zamanlar fabrika işçisi biz zavallıymış. Şimdi ise hanımefendi. Köşkler, çiftlikler, arabalar, mücevherler bolluk içinde yaşıyor. Sevdiği bir erkek var. Üstelik de anne. Uç bakalım. Yıldırım gibi düş tepesine. Al paraları, burada bekliyorum. Defol dedim. Ağır ol, dellendirme beni. Ben dellenmekteyim asıl. Bir daha kapımdan içeri adım atarsan gelmişliğine pişman ederim seni. Bu İstanbul hızından kestiririm sana. Güllü, tanırsın beni. Tanımaz mı olurum senin gibi köpeğe? Çık defol. Kocama da diyeceğim, fabrikasına da almayacak sen gibi nankörü. Nankörün baş büyüğü sensin asıl. Sayende hanım oldun. Elimi seni cingana bulamasaydım rüyanda mı görürdüm bunca hayatı? Kendi çıkarına beni satmışlığınla mı övünmektesin utanmadan boynuzlu rezil? Daşko lafına. Defol dedim. Sana bu aklı fikri kim öğrettiyse ona da selam söyle benden. Şerrinizden korkacağım, rahatıma keyfime haraç vereceğim size öyle mi? Gidi tarla sıçanları, ağaç kurtları, beleş çikene bitleri. Bu lafların hesabı sorulmaz mı ola? Siz gibilerden korkan sizden beter olsun be. Kocasına güveniyor. Demek ki o herifin aradan çıkması lazım önce. Kimin? Muzaffer'in bir kazaya uğraması icap ediyor. Ah, çok zor. Ayıp ettin. Otomobil denen Meret sırasında en büyük dost, sırasında demir tabut olur insanoğluna. Evvelallah İbrahim kardeşim de bu işin kitabını yazmıştır. Ver anahtarı. Tamamdır ahbap. Yolcudur Abbas. Yol versen durmaz. Gecikir misin akşama? Gecikebilir miyim? İyi günler. Sana da hayırlı işler. Geçmiş olsun beyim.
Ölemedi ve de bitti bu iş. Avucumuzu yalasan birer de taş bulsak başımıza vurmak için. 9 canlı değil ya bu köpek. Peşini bırakmayacağız. Kellemiz koltukta artık. Döneklik eden namerttir. Talih denen kahpe elbet bize de gülecek. Muzaffer Bey evdeler değil mi? Günaydın. Seni tekrar evinde gördüğümüze çok çok sevindik. Geçmiş olsun. Tamamıyla iyileştin değil mi? Bilmiyorum. Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu? Nasıl olduğunu hala anlayamadım. Boş ver, yeniden hayata dönüşünü kutlayacağız. Ben var, çok üzülmek Muzaffer. Ne? Kızım meyve getir, buz çıkar çabuk. Ben içki hazırlamaya gidiyorum. Sen çok hızlı sürmek araba. Hayır. Polis tahkikatı, bilirkişi raporu ne diyor? Fren balataları gevşemiş, aşınmış. Kaza sırasında direksiyon da kilitlenmiş birden. Kaza işte, geliyorum demez. Bu koltuk değneklerle sürünmek hep sen. Yürüyebilecek misin tekrar? Zamanla belki. Yürüyecek elbet. Doktorların hepsi yeminle söyledi. Kocam da gayret gösterdi mi birazcık, çarçabuk ayağa kalkacak inşallah. Pardon Muzaffer, seni böyle görmek çok fena. Çok zor alışmak. Çok. Görmek, bilmek istiyorum. Koca çiftliğin, arazinin sahibiyim. İsim bile takmışlarmış, hanımın çiftliği diyorlarmış. Hanımsa çiftliğinin yanından bile geçmedi şimdiye dek. Gidelim istersen. Hemence. Yarın sabah. İyi olacaksın. Hem de çok çabuk. Çiftliğimizde. Ama çalışmamız lazım. Çalışacaksın. Oğlumuz da şimdiden görüp tanıyacak baba toprağını. Thank you.
hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Çocuklar, koşun koşun, bey geliyor. Koşun. Nasılsın Yasin ha? Sağ olun, var olun beyimiz. Geçmişler olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin. Sağ ol. Allah ömrünü uzun etsin. Analı babalı büyür inşallah. İnşallah. Sizler buyurun istirahat edin. Ben yanaşmayla taşıtırım bavulları. Toprak mühendisi, su mühendisi gibi bir şey olsun beyince. Yok mudur öyle mektepler? Vardır. Bitti mi mektebi, askerliği? Dönüp gelir arazisinin başına. Bir daha da ayrılmaz. Bir de güllü bulur evlendiririz. İnşallah. Bulamayız. Güllü bir tanedir. Bir daha da gelmez yeryüzüne. Bravo sana Güllü. Çok çabuk intibak ettin çiftlik havasına. Elbette edeceğim. Çocukluğumdan genç kızlığıma kadar ırgatlık ettim çiftliklerde. Yaşa be hanımcığım. Tevekkeli bu çiftliğe hanımın çiftliği demiyorlar. Bugün nereye gidiyorsun? Yamaçtaki tarlalara. Makine kullanacağım bugün. Sen de geleceksin değil mi? Yok, ben burada kalacağım. Bir başına mı kalacaksın? Hayır, oğlumla. Acıkırsa ya, ağlarsa? Merak etme. Bir şey ister miydin? Seni. Babanı hasta,
yatalak bir adam olarak görmeyecek, tanımayacaksın. Kimselere görünmeden bitireceğim işlerimi. Bu defa kazan maza dümen mümen yok. Basacağız mermiyi üçüne de. Ya Muzaffer'e, Güllü'ye, çocuğuna. Dayının zürriyeti kuruyacak. Hiç kimsesi kalmayacak ki bütün mirasa sen korasın. Bütün bu araziler benim mi olacak? İkimizin olacak. Cinayetten bir iş gelmez mi başımıza? Deli misin be? Senle beni İstanbul'da biliyorlar. Dayınsa kalkmış çiftliğe gitmiş. Oradaki bir düşmanı tarafından meçhul bir sebebe binaen öldürülmüş. Sende akıl, bende para, yandı bu dünya. Aleyş!
Eceli çağırmış onu buralara. Bundan iyi fırsat olamaz. Bir sıçradı, kazadan kurtuldu. İkinciden kurtulması yok hayırlısıyla. İşi tamam, şimdi doğru çiftliğe. Ey gidi, Muzaffer Bey dendi miydi dudağı uçuklardı insanın. Bu kadar mı kolaymış? Yürü be, şimdi Güllü ile çocuğunu da bitirdik mi? Hamza Bey diye senin ayaklarına kapanacak herkes. Yasin Ağa, Muzaffer'i gördün mü? Ciple gitmiş hanımcığım. Bana bir yanaşma çağırır mısın? Bütün yanaşmalar ilerideki tarlaya gitti. Benden başka kimse yok. Bir emrin varsa bana söyle. Yok yok, işine bak. Aç kapıyı! Aç kapıyı, ondan haber getirdik! Masuma, günahsıza, ejderha olsa el dokandırmaz. Babanın uğradığı kazanın sebebi de... Muzaffer! Muzaffer'i de bulmadıysanız eyvah o zaman! Thank you.
Gayretle yürüdüysen acele de dikil öylece. İstedim ölmezsen gibiler. Ölmezsen gibiler. Senin yanında ölmeye utanır insan. Virajı döndük mü tarlalar insan dolu. Silah sesine koşup geleceklerdir elbet. Doğruca kasaba hastanesine.